Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Ka'nın ilk uçuşunun büyük bir başarı ve atılım olduğunu belirtti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Ka'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk test uçuşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, emekli albay Igor Korotchenko, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Ka'nın ilk uçuşunu Sputnik'e değerlendirdi. Ka'nın ilk uçuşunun Türk Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı olduğunu, ancak daha yapılacak ciddi çalışmalar olduğunu belirten Korotchenko, hakikaten 5. nesil savaş uçağı Ka'nın ilk prototipinin uçuşu gerçekleşti. Dış görünüşüyle uçak, 5. nesil savaş uçaklarının gerekli tüm parametrelerini karşılıyor. Bu da başlı başına büyük bir başarı ve atılım. Bununla birlikte, tam uyum için seyir hızı sağlayan bir motor ve faz dizili radar gibi iki noktanın daha karşılanması gerekiyor, dedi. Yeni savaş uçağının tam olarak hazır olmasının belirli zaman ve prosedürler gerektireceğine vurgu yapan Rus uzman, Ka'nın savaş uçağının oluşturulması gelecek için büyük bir iş, ancak bunu tam kapasiteyle hazır hale getirmek 8-12 yıl sürecek. Silahlarla donatılmış halde bir dizi uçuş testi yapmak gerekiyor. Bu da büyük finansal yatırımlar ve güçlü bir elektronik sistemin varlığını gerektirir. Belirtilen programatik hedef olarak bu çok güçlü ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kendi savunma sanayisini yaratma konusunda önemli bir aşamada olduğunu ve Rusya'nın bu süreçte kendisine yardımcı olabileceğini vurgulayan Korotchenko, sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye, büyük jeopolitik hedefleri olan bir ülke ve 5. nesil savaş uçağı, askeri jendüstriyel kompleksinin geliştirilmesi için ciddi bir adım. Türkiye, yeni savaş uçaklarını oluşturma yolunda, özellikle Rusya'nın deneyiminden de yararlanabilir. Türkiye, yeni savaş uçakları yaratma yolunda, Rusya'nın, özellikle de Zhukovski'deki Uluslararası Hava Fuarı'nda ülkelerimizin liderleri tarafından ayrıntılı olarak ele alınan Su-57 deneyiminden de yararlanabilir. Rusya, Türk meslektaşlarına saygılı olması ve gereksiz risk yaratmaması nedeniyle askeri teknik işbirliğinde faydalı bir ortak. Amerika Birleşik Devletleri, F-16, Patriot ve diğer her türlü silahında yazılım yerimleri kullanması ve Amerikan yönetiminin bitmek bilmeyen aldatmacaları ve hatta NATO'daki ortaklığa rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için hiç de dost bir ülke olmadığı görülüyor. Türk Hava Kuvvetleri komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Ka'nın geliştirilmesi projesinde şirketimiz ana yüklenici konumundadır. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dihli silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve B. 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır. Ka'nın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları ve havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir. Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülmektedir. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkanlardan yararlanma yönünde azami gayret göstermektedir. Ka'nda Türk Silahlı Kuvvetleri harekat isterlerini karşılayabilmek amacıyla belirlenen çift motorlu Ka'nın konfigürasyonunda kullanılması hedeflenen özgün motor geliştirme projesi yürütülmektedir. Özgün motor geliştirme projesi tamamlanıncaya kadar Ka'nda hazır motor kullanılarak hava aracı geliştirme faaliyetleri sürdürülecektir. 5. nesil çok rollü savaş uçağı olan Ka'nın, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu Ka'nın, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleriyle tam bir savaşçıdır. Ka'nın geliştirilmesi projesinde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleriyle en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Ka'nın kokpit tasarımı, 5. nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel,
bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir. 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı. Milli Muharip Uçak Kaan için faz 1 aşama 2 faaliyetleri için sözleşme imzalandı. İlk etapta 10 adet Kaan'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceği açıklandı. Seri üretim için de tarih geri çekildi. Umhur Başkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nda insanlı hava platformları imza töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında Kaan, Hürjet, Hürkuştab ve Gökbey platformları için bir dizi yeni karar ve sipariş sözleşmeye bağlandı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, kuvvet komutanları ile jandarma ve sahil güvenlik komutanları ve emniyet genel müdürü katıldı. İmzalanan sözleşme ile Kaan Savaş Uçağı'nın faz 1 aşama 1 faaliyetlerinin ardından gelen olan faz 1 aşama 2 faaliyetleri başlamış oldu. Faz 1 aşama 1 kapsamında 2018-2022 yılları arasında Kaan'ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi. Faz 1 aşama 2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde MMU Kaan'ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda Kaan, 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar 2 adet prototipin daha üretilmesi planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Blok 10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz 2 kapsamında üretilecek 10 adet Kaan Blok 1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi. 2034-2040 yılları arasındaki faz 3 kapsamında ise diğer Kaan bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.